toprağımız var, çiftçimiz var, 80 milyon nüfusumuz var ama biz 2015 yılında 12 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ettik. 12 milyar doları kendi çiftçimize verseydik ne olurdu? Acaba çiftçimiz kendisine bu soruyu soruyor mu? Ya 12 milyar doları siz bana verseydiniz ben sadece Türkiye'yi değil bütün Orta Doğu'yu beslerdim demesi lazım. Son 13 yılda 2 Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Ekilmiyor. Çünkü çiftçi ektiğinde zarar ediyor. Düşünmeye ve sorgulamaya ihtiyacımız var. Düşüneceğiz ve sorgulayacağız. Şimdi seçim yok. Buraya oy toplamak için de gelmedim. Sadece ve sadece sizin vicdanınıza seslenerek düşünün ve sorgulayın. Neden bu ülke bu halde? Neden? Bunu sorgulayın. Sizden tek isteğim bu. Esnaf mısın? Sorgulayacaksın kardeşim. Çiftçi misin? Sorgulayacaksın. Emekli misin? Sorgulayacak mısın? Az önce fabrikada işçilerle yemek yedim. Bir taşeron işçisi yanımda oturuyor. Kemal Bey diyor, Sayın Genel Başkan, bu taşeron işçilerin kadrosu ne olacak? Dedim kadro verilmesini biz istiyoruz. Ama hükümet vermiyor benim gördüğüm kadar, hiç vermeyecek. Niye dedi? E vermese oy kaybı olacak mı? Yok dedim. Gene taşeron işçisi gidecek, kendi ayağına kurşun sıkacak, oyunu götürüp gene verecek. Ondan sonra da gelip bana dert yanacak. Dert yanacağın yer ayrı kardeşim. Dert yanacağın yer. Bizim sorunlarımızı çözün diyorlar. Bu ülkenin bütün sorunlarını biliyorum. Bütün sorunlarını. Çocuğun sorunlarını da biliyorum. Emeklinin sorununu da biliyorum. Hastanın sorununu da biliyorum. İşsizin sorununu da biliyorum. Taşeron işçisinin sorununu da biliyorum. Orman köylüsünün sorununu da biliyorum. Çözümünü de biliyorum. Bizim seçim bildirgemizi örnek aldılar. Ama hiçbirisini yapmadılar. Vaat ettiler ama hiçbirisini yapmadılar. Çünkü yapamazlar. Cebini düşünen siyasetçi halkı düşünmez. Cebini düşünen siyasetçi halkı düşünmez. İnsanımızı seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Bayrağımızı seviyoruz. Bütün sorunları biliyoruz. Sorunları çözmeye hazırız. Bu ülkeye söz veriyorum. Bu ülkeye bedeli ne olursa olsun huzuru ve bereketi getireceğiz.